Yıl 1943 Genç Mustafa'nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey. Çünkü özel sektör falan yok. Bizimki kütüphanede heyecan nokurları bekler. Bir gün olur, beş gün olur. Giden giden olmaz. Etrafındakilerle konuşur. Herkes anlatır. Bakın kütüphane bomboş duruyor. Gelin kitap okuyun. Gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir. Kardeşim otur oturduğun yerde maaşını düzenle alıyor musun? Almıyor musun? Alıyorum. E ee, o zaman ne karıştırıyorsun ortalığı? Gelen giden olsa maaşın mı artacak? Başına daha fazla bela alacaksın. O kütüphaneye yıllardır kimse gelmez zaten. 23 yaşındaki genç memur ne yapayım ne edeyim diye düşünür durur. Sonunda aklına bir fikir gelir. Eşine söyler. Eşi önce deli misin bey der. Ama kocasının bir şeyler üretme, işe yarama çabasını yakından görünce fikri kabullenir. O dönemde devletteki amirlerin çıkardığı tüm engellerin tek tek bin bir güçlük üstesinden gelir. Çünkü o zaman da şimdiki gibi aman bir şey yapmayalım da başımıza bir iş gelmesin. Çalışsan da aynı maaş, çalışmasan da zihniyeti aynen var. O bıyıklı, kravatlı, asık yüzlü, sigara kokan, bulundukları makamdan utanmayan ama ülkesine gram faydası olmayan bürokratları zorlukla ikna eder ve bir eşe kalır. İki tane de sandık yaptırır. İki sandığa kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne kitap iare sandığı yazar. Kitapları eşeğe yükler ve köy köy gezmeye başlar. Kütüphaneye de bir yazı asar. Sadece pazartesi ve cuma günleri açıyoruz. Köydeki çocuklar şaşırır. Eşeğe bir sürü kitap yüklenmiş bir amca o gariban çocukların küçücük ellerine kitapları verir. Çocuklar bunları okuyun aranızda da değişin. 15 gün sonra aynı gün gelip alacağım. Aman yıpratmayın diğer köydeki arkadaşlarınız da okuyacak der. Mustafa artık Ürgüp'teki kütüphanede bir iki gün durmakta diğer günler eşeği yükselle köy köy gezmektedir. Köylerdeki çocuklar eşekli kütüphaneciyi her seferinde alkışlarla karşılarlar. Kalpleri küt küt atar heyecandan. Sevinçleri içinde yeni kitapları beklerler. Mustafa amcanın ünü etrafa yayılır. Diğer devlet memurları makam odalarında sıcak sıcak oturup iş yapmazken Mustafa'nın eşeğe yüksel yediği otu hepsinden fazla hak etmektedir. Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye başlar. Mustafa bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor. Zenit ve Singer'a mektup yazar. Bana dikiş makinesi yollayın. Firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım der. Zenit 9 tane, Singer 1 tane dikiş makinesi yollar. İlk sponsorluk faaliyeti. Salı günlerini Kadınlar Günü yapar. Kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar. 10 makine yetmediği için sıra oluşur. Sırada bekleyen kadınların eline birer kitap verir. Beklerken okusunlar diye. Okuma yazma oranının düşüklüğünü görünce okuma yazma kursları vermeye başlar. Halıcılık kursları başlatır. Bölgede halıcılığı canlandırır. Bu arada valilik Mustafa hakkında dava açar. Kendi görev tanımı dışında davranıyor diye. 50 yaşına gelen Mustafa amca baskıyla ile emekli edilir. Mustafa amca köylüler arasında efsane olur. Yıllar geçtikçe köylerdeki çocuklarda okuma aşkı yerleşir. 2005 yılında Mustafa amca vefat eder. Tüm Kapadokya çok üzülür. Aralarında toplanırlar. Ürgüp'e eşekli kütüphaneci Mustafa Güzel Göz ve eşeğinin heykeline dikerler. Girişimcilik ne biliyor musunuz? Bulunduğunuz yere yenilik katmalısınız. Mutlaka adım atmalısınız. Yaptığınız iş olduğu yerde durup duruyorsa sizde bir eksiklik vardır arkadaş. İnsan var dokunduğu yere değer katar, insan var dokunduğu yere değer kaybettirir. Bakın Nevşehir'den bu ülkeden nice müdür, amir, vali, bürokrat, milletvekili, politikacı geçti. nercesinin adını kimse hatırlamaz ama Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin heykeli vardır.